Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Umarım bu hazırladığım menüler hoşunuza gidiyordur. Neler hazırlayacağım? İlk önce bir çorba yapacağım. Erişte ve nohutla yayla çorbası hazırlayacağım. Kasap köftesi yapacağım. Hemen ardından kuru dolma hazırlayacağım. Şurada hatta sizlere hemen göstermek istiyorum. Çok güzeller. Renk renk. Biber, patlıcan, bir de kabak. Öncelikle kasap köfteyi hazırlayayım, onu dolaba atayım. Diğerlerini yaparken o da dolapta dinlensin. Yarım kilo kıyma, yarı yağlı. Bir adet yumurta. Baharat olarak kimyon, pul biber, karabiber, toz biber ve tuz. Birer tatlı kaşığı, pardon özür dilerim, bir çay kaşığı dolusu kullandım. Tuzu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Çay kaşığını sadece ucuyla, çok doldurmayın, karbonat. Bir adet sarımsağı rendeleyeceğim. Bugün hazırladığım menü gene 4 kişilik. Ama 4 ile 6 kişiye kadar da yeterli gelecektir. Adet soğanı rendeleyeceğim. Soğanlarım küçük olduğu için 2 tane kullanıyorum ama bir tane orta boyda kullanabilirsiniz. Onu da rendeliyorum. Yarım çay bardağı su, bir çay bardağı dolusu galeta unu. Şimdi bunları bir 5 dakika boyunca yoğuracağım. Yoğurduktan sonra üzerine bir streç film çekiyorum. Diğer yemeklerimi hazırlayana kadar dinlendirebileceğim. Sizin vaktiniz varsa sabahtan bile yapabilirsiniz. En azından 2-3 saat dinlenmesi gerekiyor. Ama benim şu an vaktim yok. 1 saat anca dinlendirebileceğim. Kuru dolmalıklarımı yanıma aldım. Ortadan kesiyorum. Bir patlıcan, bir kabak, bir biber şeklinde koyacağım içerisine. Kaç tane koyduğumu söyleyeceğim sizlere. Bu arada kettle'da da suyu kaynattım. Üzerine dökeceğim. Daha rahat ve çabuk olacaktır. 6 tane kabak, 10 tane biber, 10 tane de patlıcan haşlayacağım. Üzerine kettle'da kaynattığım kaynar suyu döküyorum. Bolca su koyacağım. Çünkü yıkamadığımız için en azından bol suda kaynasın. Suyunun fazla olmasının hiçbir zararı yok. Bol bol su ekledim. Çünkü öncesinde yıkayamıyoruz. En azından bol suda kaynatırsak içindeki pislikler falan çıkacak. Arka tarafa koyuyorum. Bunlar burada haşlansın. Suyunu döktüm. Bir kere daha su koydum. Çünkü içerisinden biraz böyle bir şeyler çıktı. Rahatsız oldum. Sizler de isterseniz bir kere dökün. Tekrardan kaynar su koyun. Altını yakıyorum. Çok dikkat edin. Sık sık bakın. Çok fazla da pişmesin. Eğer çok pişerse bu sefer içerisini dolduramazsınız. Altını orta ateşe getiriyorum. Hemen burada iç harcını hazırlayacağım. İç harcını isterseniz kıymalı yapabilirsiniz ama ben köfte yaptığım için kıymalı yapmıyorum. 3 adet orta boy kuru soğanı doğradım yemeklik olacak şekilde. 1 su bardağı sıvı yağ döküyorum. Biraz bol yağlı güzel oluyor. Altını yakıyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuracağım. Aslında öncelikle sıvı yağını koymam gerekiyordu ama kafam daldı. Kusura bakmayın. Islatmadan önce sizlere göstermek istedim. Şöyle bir bardakla 1 su bardağı pirinç, yarımdan biraz daha az bulguru ıslatacağım. Birazcık suyun içinde beklesin. Soğanlar artık pembeleşti. Biber salçamacı olduğu için bir tatlı kaşığı ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu da domates salçası. Acılığı tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.
bir diş sarımsak rendeliyorum. Pirinçle bulguru yıkadım, süzdüm, unu da ilave ediyorum. Baharatlarını da ilave ediyorum. Toz biber, karabiber, kimyon ve nane. Tat kaşığını çok doldurmadan. Bir tat kaşığı da tuz. Karıştırıyorum. Kamerayı kapatmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Bir tutam dereotuyla bir tutam maydanoz ilave ettim. 1-2 dakika kavurduktan sonra sadece bu aşamayı göremediniz. Kusura bakmayın. Çok sıklıkla yapıyorum bunu ama o kadar dikkat etmeme rağmen oluyor. Bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Altını en kısa aldım. Bunu kapa almadığı için kızartmada kullandığım aparatı koyacağım. Artık pişti. Tamamen suyunu da çekti. Altını kapatıyorum. İç harcımı yanıma aldım bir kabın içine. Yıkadım. Öncelikle patlıcanlarla başlıyorum. Bir tane patlıcan alıyorum. Çok aşırı dağılmadı. Gördüğünüz gibi. Zaten içimde çok fazla pişmemişti. Beraber pişecek. Dolduruyorum. Çok aşırı değil. Uç kısmı. Şöyle uç kısmı açık bırakın. Böyle dizeceğim. Önce patlıcanları bitireceğim. Patlıcanları bitirdikten sonra dolmalık biberleri yapacağım. Onları da aynı. Ucunu sıkıyorum. Dolmalık biberlerim pek iyi çıkmadı. Çok fazla böyle dağıldı. Gördüğünüz gibi. Maalesef. Onları kullanamayacağım. Kabakları da dolduruyorum. Kabaklar küçük olduğu için az az dolduracağım. Ama kabaklarla patlıcanlar çok güzel pişti. Tüm dolmaları doldurdum. Kenara alayım 2 dakika. Üzerine sumak pişireceğim, birazcık dökeceğim. Çeyrek çay bardağı sumağa koyuyorum. Bir su bardağı da su. Sumağı bir iki taşım kaynatacağım. Çok değişik bir tat veriyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bir iki taşım kaynattıktan sonra üzerine dökeceğim. Kaynamaya başladı. Bir iki daha kaynasın. Alacağım ocakta. Yeterli. Kapatıyorum. Dolmayı tekrar buraya alayım. Sumağı süzerek üzerine gezdiriyorum. Hepsini değil, sadece yarısını. Yeterli. Yani yarım su bardağı diyebilirim. Bir su bardağı su daha koyacağım. Bu su yeterli artık. Altını yakıyorum. 1,5 su bardağı su koymuş oldum. Üzerine küçük bir servis tabağıyla kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Herhangi bir salça ya da yağ koymuyorum. Çünkü salçası da yağı da içinde yeterince koydum. Artık bunu arka tarafa alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş pişsin. O arada çorbamı yapayım. Kettle'da kaynattığım
suyu içerisine boşaltıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladığında bir su bardağı erişteyi ekliyorum. Öncelikle bir 5-10 dakika erişteyi kaynatacağım. Eğer ki nohutunuz biraz diri ise beraber atabilirsiniz ama benim nohutum yeterince piştiği için ilk önce atmayacağım. Bu sefer çok dağılabilir. O yüzden erişte bir 5-10 dakika kaynasın. Bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Ben birkaç tane daha fazla ekleyeceğim çünkü dolaptan çıkarttığım nohut bu kadardı. Ziyan etmek istemiyorum bunda. Nohutla birlikte bir 10 dakika daha kaynatacağım. Yani erişteler pişene kadar. 6-7 yemek kaşığı tepeleme dolusu yoğurdu kabın içerisine aldım. İyice çırpayım, pürüzsüz hale getireyim. Bir adet yumurtanın sarısı. 2 yemek kaşığı çok tepeleme olmadan un. Bunları da çırpıyorum. Bir kepçe çorbanın suyundan katacağım. Hatta 2 kepçe katayım. Yoğurdu ılıştırıyorum. Tamamen çırpayım. İçerisinde hiçbir şekilde topaklanma kalmasın. Erişteler tamamen pişti artık. Suyundan birazcık daha yoğurda katayım. İçerisine boşaltıyorum. Çorba kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynamaya başladı artık. Bırakıyorum. Ben nanesini hazırlayana kadar o kaynasın. Küçük bir tavayı ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını tavamın içerisine alıyorum. Tam anlamıyla eriyip ısınan yağın içerisine 1 yemek kaşığı nane ekliyorum. Altını kapatıyorum artık. Naneyi içine döküyorum. Altını kapatıyorum çorbanın. Tuzunu ilave ediyorum. Tamamen damak tadınıza göre. Çorbam da hazır. Dolma da pişti artık. Onu da şimdi kapatacağım. Toplamda 35-40 dakikada kısık ateşte pişti. Ama bu dolmanın cinsine göre değişebilir. Yani patlıcan daha geç pişebilir. Ya da kabak. Ona dikkat edin. Bakarsınız ona göre. Eğer gerekirse su eklersiniz. Köfteyi çıkardım. Ben yemekleri yapana kadar dinlendi. Ortalama 1 saat kadar ancadır. Yanıma birazcık yağ aldım. Daha rahat şeklini verebilmem için. Hafif elimi yağlıyorum. Cevizden biraz daha büyük parça koparıyorum. Yuvarlayıp yanlamasına. İnce yapıyorum. Bu şekilde diziyorum. Köfteleri kızartmaya başlıyorum. Benim böyle ızgara tavam var. Onu da kızartacağım. Normal tavada da kızartabilirsiniz. Altını yakıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bu tava çok yapışmadığı için yağını az kullanıyorum. Yağ tam olarak ısındıktan sonra köfteleri içerisine atıyorum. Toplamda
20 tane köfte çıktı yaptığım kıymayla. Ben ama hepsini kızartmayacağım. Kişi başı 3'er 4'er tane ortalama olarak kızartacağım. Gerisini dolaba kaldıracağım. Bakıyorum. Kızaranları çeviriyorum. Kızaranları alıyorum. Biberleri de ters düzelecek şekilde kızartacağım. Köfteyi kızarttıktan sonra şimdi artık dolmaları da bir servis tabağına alayım. Bir çatal yardımıyla servis tabağına diziyorum. Hiçbir şekilde açılmamış gördüğünüz gibi. Gayet güzel pişmiş. Şunu da yakından göstereyim. Hiç suyu da kalmadı ya da dibine de tutmadı. Gayet güzel. Yağı da tam bugün geldi. Bugün de yemeklerimin hepsi hazır. Şimdi yemeklerimi servis tabaklarına alacağım. Sizler de tabaktaki son halini görün. Öncelikle çorbayla başlayacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.